Piyasalarda sakin olmanın ve sakin kalmanın ne kadar önemli olduğunu sanıyorum bir kez daha gördünüz, test ettiniz ve onayladınız arkadaşlar. Altın tekrar yükseliş eğilimine girdi. Bugün 1900'ün üzerine attı kendisini. Eğer birkaç gün daha 1900'ün üzerinde kalmaya devam ederse bundan sonraki süreçte hedeflerimize ilerlemeye devam edecek. Dolar da 7.65'e kadar geri çekildi. Çok hızlı bir şekilde kendisini 7.70'in üzerine attı sevgili dostlarım. Görünen o ki dolarda da hedefler Teker teker gerçekleşmeye devam edecek. Tabi merak ettiğiniz diğer enstrümanlar var. Mesela sterlin ne olacak, gümüş ne olacak. Bunların da hepsini yine sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün gelen bazı veri ve haberler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bundan sonraki süreçte doların, altının ve borsanın nereye gideceğini bize az çok işaret ediyor arkadaşlar. O nedenle bu verileri ve haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Merkez Fed'in brüt döviz rezervleri 739 milyon dolar azaldı. Çok büyük bir rakam değil ama sürekli olarak Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin azalma eğiliminde olması önemli bir gösterge. Zaten biliyoruz Merkez Bankası rezervleri sıvaplar çıkartıldığında neredeyse eksi 33 milyar dolara yaklaşmış durumda ama hala Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin net bir şekilde azalıyor olması da önemli bir gösterge arkadaşlar. Yabancılar net olarak 14 milyon dolarlık menkul kıymet sattılar. Nedir menkul kıymet? Hem hisse senedi piyasasından hem de tahvil piyasasından çıkış yaptı yabancılar. Yine küçük bir rakam gibi görünüyor olabilir ama haftalardır sürekli olarak bir yabancı çıkışı var. Yabancıların çıkıyor, yeni yabancıların girmiyor olması da bize çok sığ bir piyasayı işaret ediyor. Diğer taraftan Merkez Bankası temel mal, enerji ve gıda gruplarında yıllık enflasyon yükseldi açıklamasını yapıyor. Bakın enflasyon açısından, daha doğrusu vatandaş açısından en önemli gruplar bunlar. Gıda, temel mal, enerji yani birebir hepimizin kullandığı ve kullanmak zorunda olduğu ürünler. Ciddi bir hayat pahalılığından bahsediyoruz arkadaşlar. Bu da tamamen Türkiye'nin ithalatçı bir ülke olmasından kaynaklanıyor bunda özellikle altını çizmek istiyorum. Bunu Merkez Bankası bir kez daha tescillemiş oldu. Bu mal gruplarında fiyat fiyatlar yükselirken enflasyon yıl sonunda nasıl 10.5 olacak? Sayın Berat Albayrak'ın beklentisi nasıl gerçekleşecek? O da apayrı bir tartışma konusu. İstanbul Ticaret Odası'nın yaptığı her ay İstanbul enflasyonu anketinde de zaten 11.66'lık bir enflasyon çıkmış durumda arkadaşlar. Eğer İstanbul'da 11.66 ise Türkiye'nin genelinde de %11.50 ile %12 arasında bir enflasyon Eylül ayında da gelecek gibi görünüyor. Yıl sonu hedefinin tutturulması neredeyse imkansız arkadaşlar. Tamamen hayal ve enflasyon eğer ki yılı %12'lerin üzerinde kapatırsa ister istemez Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda kalacak. Yeterli olur mu? Olmaz. Dövizin yükselişini durdurabilir mi? Durduramaz. Çok agresif bir faiz arttırımı yapılmadığı sürece dövizi durdurmaya çalışacaklar mı? Tabii ki çalışmayacaklar çünkü çok büyük bir cari açık var. Bu cari açık ortamında dövizi durdurmak değil, Aksine fişeklemeye, bırkalamaya devam edecekler ki döviz bir an önce yükselsin. Devalüasyonist bir etkiyle geldiği noktada cari açığın kapatılabilmesi sağlansın. Ya da ithalatın önünde doğal bir duvar olmayı başarsın. O nedenle ben dövizin tutulacağı kanaatinde değilim. Sadece doğru zaman doğru yer bekleniyor. Ve o gün geldiğinde kurda çok sert bir yükseliş olduğunu zaten göreceğiz. Korona nedeniyle Yunanistan'ın turizm gelirleri %80 düştü. Niye Yunanistan'ı bir örnek olarak gösteriyorum. Çünkü bir Akdeniz ülkesi. Türkiye ile neredeyse birebir olan bir ülke. Turizm canlılığında gösteren iki ülke. Bunun yanına İspanya'yı Fransa'yı da elbette koyabiliriz ama Fransa sadece deniz, güneş, kum turizminden değil aynı zamanda kültür turizminden de büyük getiri sağladığı için onu biraz daha dışarıda tutuyorum arkadaşlar. Yunanistan'ın turizm gelirlerinin %80 oranında düşmüş olması dünya turizm gelirlerindeki dramatik durumu yansıtıyor. Peki Türkiye'deki durum ne diye baktığımızda Türkiye'de de turizm gelirleri yaz aylarında bakın kış aylarının zaten önemi yok. Türkiye'nin öyle hatrı sayılır bir kış turizmi, kültür turizmi zaten yok. Bir Paris hiç olamadı. Keşke olabilseydi İstanbul ki bence Paris'e göre İstanbul pek çok noktada çok daha önemli bir kent olmasına rağmen bir türlü değeri ortaya konulamadı. Onun için bir Paris kadar turist çekemiyor. Kültür turizmi ve kış turizmi son derece yetersiz Türkiye'nin. Peki biz nereden para kazanıyoruz? Yaz turizminden para kazanıyoruz. Yani deniz, kum, güneşten para kazanıyoruz. Yaz aylarında özellikle Ağustos ayında beklenti çok yüksekti. Peki beklenti karşılandı mı? Hayır arkadaşlar Türkiye'de de turizm yaz aylarında %81.5 oranında düşmüş durumda. Turizm gelirleriyle cari açığın kapatılması mümkün değil ve kontrolsüz korkunç bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Ermenistan ile Azerbaycan arasında da sıkıntı devam ediyor. Gerçi Fransa ve Putin uyardı sakin olun yapmayın etmeyin diyorlar ama sınırdaki çatışmalar her geçen gün biraz daha büyüyor. Acaba bir savaşa doğru gidecek mi yoksa bu buralarda engellenecek dönüp kesilebilecek mi? Avrupa'da salgın grafiği her gün biraz daha yükseliyor. Özellikle güney ülkelerinde İspanya, İtalya gibi ülkelerde ve bu grafiğin yükselmesi ikinci dalga etkisinin çok daha net bir şekilde geldiğini gösteriyor. Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları 837 binde kaldı. Beklenti 850 bindi. Bence beklentiyle hemen hemen aynı noktada. Yani ne kötümser bir senaryo var ne iyimser bir senaryo var. Ama önümüzdeki aylarda pandemi dalgasının artması, ekonomilerin küçülmesi, ile birlikte büyük ihtimalle bu rakam yukarıya doğru gidecek ve 1 milyonu bir kez daha aştığını görebiliriz. Bu da zaten risklerin iyiden iyiye gündeme geldiğini bize gösterecek arkadaşlar. Son olarak Euro bölgesindeki nakit fazlası ilk kez 3 trilyon euroyu aştı. Bu euro bolluğu demek ve parite üzerinde çok ciddi bir baskı olabileceğini gösteriyor. Euro değer kaybedebilir. Parite çok hızlı bir şekilde 1.08'e doğru gidebilir. Bunun sinyalini veren önemli bir gösterge arkadaşlar. Ve gelelim rakamlara. Rakamlar bize ne söylüyor? Dolar çok hızlı bir şekilde özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması, Sayın Albayrak'ın konuşmaları sonrasında bugün kendisini 7.75'in üzerine atmış durumda. Görünen o ki yükseliş eğilimini devam ettirecek ve tekrar kendisini 7.80'in üzerine atıp sonrasında da 7.95'e demir atacak. Ama 7.95'te kalacak demiyorum. Burada kendisine bir zemin hazırlayacak. Burada oluşturacağı hacimle de 8.20, 25, 30 seviyelerine doğru gidecek. Sonra tekrar geri gelecek. Yine 7.90'larda bir miktar duracak. Sonrasında ise bu kez 8.80'e doğru ilerleyen bir kur göreceğiz arkadaşlar. Yıl sonunda 9 lirayla 10 lira arasındaki bir dolar kuru kimseyi şaşırtması normal koşullar içerisinde. Anormal koşullar devreye girerse zaten devalüasyonist hareket olacak demektir bu. 14-15 lira civarında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalırız. Doların 9-10 aralığına gelmesi, euronun 10 liranın üzerine çıkması 11 lirayı zorlamaya başlaması anlamına gelir. Ancak parite 1.08'e doğru giderse öyle bir durumda euro ile dolar arasındaki makas kapanacağı için biz 9-10 lira arasında bir dolar görürken 10 lira ile 11 lira arasında bir euro görürüz. Öyle bir durumda sterlin 10 lirada, tam 10 lirada arkadaşlar. Doların yıl sonunda 9-10 aralığına yerleştiği dönemde sterlini de 12-13 lira aralığında görürüz gibi görünüyor. Yakın zaman içerisinde ise doların 7.95'e gittiği dönemde sterlini de 10.50 civarında göreceğiz arkadaşlar. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Gelelim euro'ya. Şu anda 9.10 seviyesinde 1.1741'lik bir parite görüyoruz. 9.10, 9.20, 9.30 seviyelerine kadar yükselecek özellikle doların 7.95'e doğru yükselmesiyle birlikte arkadaşlar. Euro dolar paritesi 1.1742 idi. Euro'da ciddi bir satış baskısı gelebilir. Değer kaybı olabilir ve 1.08'e giden bir euro dolar paritesi görebiliriz. Aman ha dikkatli olun. Faiz cephesinde Hafif bir gevşeme var. Onçun altına düştü. Yanıltıcı olmasın arkadaşlar. Şimdilik gelen bu satışlar yarın öbür gün çok ciddi bir alıma dönüşecek. Ve 14-15 aralığında bir faiz göreceğiz. Altının onsu. Şimdi en çok merak edilen konu. Tabi altın ve gümüş aynı zamanda. Altının onsu 1905. Altının gramı da 470'in üzerine artık kendisini attı ve o seviyelerde kalıyor. Doların yükselmesiyle orada kalıyor. Dolar geri geliyor, ons yukarı çıkıyor. Bu sefer yine onstan dolayı 470'in üzerinde kalıyor. Şimdi her ikisinin de yükseleceği sürece girdik arkadaşlar. Hem dolar hem ons yükselecek bu da gram altının 500 liranın üzerine gitmesini beraberinde getirecek. 7.90-95 aralığındaki bir dolar kuru. Aynı zamanda 1960'lara gelen bir onsla birlikte 500 liranın üzerinde gram altın fiyatı göreceğiz. Peki ons 1960'a gidecek mi? Çok rahat bir şekilde gidecek arkadaşlar ve bu kez 1960'ın üzerinde de kalacak. 1960'ın üzerinde kendisine bir taban oluşturacak. Ciddi bir hacim yapacak. Bu hacim sonrasında da 2000 doların üzerine atarak 2100'e yakın seviyelerde bir süre dinlenecek. Hangi seviye o? 2060-2080 aralığı. Daha sonrasında da bir daha 2000 doların altına gevşediğini görmeyeceğiz. Zaten çok ciddi bir pandemi süreci var arkadaşlar sadece Avrupa'da değil dünyanın her yerinde ikinci dalga korkusu bütün ülkeleri zarmış durumda. Aşı da şu anda bu sürece yetişebilecek gibi görünmüyor. Dolayısıyla arkadaşlar pandeminin her geçen gün biraz daha artması, biraz daha ekonomileri yaralaması, biraz daha sıkıntıları büyütmesi, aynı zamanda bu sıkıntıları çözmek için her ülkenin teşvikleri arttırmak zorunda kalması, yeni yeni paketler açıklaması, özellikle Amerika'nın minimum 2 trilyon dolarlık bir paketle karşımıza gelmesi Avrupa Birliği'nin yine 400-500 milyar euroluk bir paketle karşımıza çıkması altın fiyatlarının çok daha sert bir şekilde yükselmesini beraberinde getirecek. Sadece. Altının onsu mu yükselecek? Hayır arkadaşlar gümüşün onsu da yükselecek. Üstelik gümüşün onsu 10'su, altın onsundan daha agresif yükselecek. Çünkü geri çekilmesi çok daha agresif oldu. Altının 2060-2080 dolar seviyesine gittiği dönemde biz gümüşün onsununsa 27 ile 29 dolar aralığında olduğunu göreceğiz. 30 dolar seviyesini bile zorlamaya başlayabilir. Bu koşullar içerisinde doların da 7. 90-95 aralığına gittiği hatta 8.20'yi belki o dönemde zorladığını gördüğümüzde gram da 8 liraların üzerine çıkacak arkadaşlar. Bakmayın şu anda 5.90 seviyelerinde ama bu çok geçici bir seviye ve çok taban bir seviye. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Gümüşte çok sert, çok agresif, çok dramatik yükselişleri hep birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Kripto paralar cephesini çok fazla konuşmuyorum çünkü onu biliyorsunuz Gökalp İçerle birlikte hafta sonu cumartesi günleri değerlendiriyoruz zaten. Türkiye'de tüm döviz birimleri değer kazanırken Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Buradaki büyük soru işareti Doların, Sterlin'in, Euro'nun yükselip yükselmeyeceği değil, yükseleceği kesin artık. Nasıl yükseleceği arkadaşlar? Devalüasyonist bir etkiyle mi yoksa kademeli olarak mı yükselecek? Kademeli olarak yükselirse 9-10 aralığında belki onu zorlayan bir yıl sonu kapanışı görürüz. Yok arkadaşlar, devalüasyonist bir etki olursa 14-15'e giden bir dolar kuru görürüz. O koşulda faiz arttırımlarına döner bakarız. Faiz arttırımları gelmez ise 20 liraları bile zorlamaya başlayabilir dolar kuru. Bunun özellikle altın çizmek istiyorum ama ben 14-15 lira civarında ciddi bir faiz artışı geleceği kanaatindeyim. Zaten enflasyonun da hızlı yükselişi yani yıl sonuna doğru 13-14 seviyesine gelmesiyle birlikte ister istemez faizler arttırılacak arkadaşlar. Belki bu döviz artışı da ona bir bahane olacak. Tabii şunu söyleyenler olabilir. İşçiye, emekliye zamlar olacak, memura zamlar olacak. Bu nedenle mümkün olduğunca enflasyonu yüksek göstermemeye çalışacaklar diyenler olabilir. Ama her gerçeğin üzerini kapatamazsınız arkadaşlar. Bazı gerçekleri kapatmanız mümkün değil. Artı piyasayı canlandırmak için hükümet bu kez farklı bir politika izlemek zorunda kalabilir. Yani daha fazla zam yapması aslında piyasayı canlandırma açısından da hükümetin elinde bir koz olabilir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bir başka konu Türkiye'nin CDS'i. Bakın 500 civarında gezen CDS bir anda kendisini 600'e yakın seviyelere yükseltti geçtiğimiz günlerde. Şu anda da 558 puan seviyesinde. Türkiye çok riskli bir ülke olarak görülüyor hala dünyada ve bu nedenle de risk primi neredeyse 6 puana yaklaşmış durumda. Bu CDS oranının her yükselişi Türkiye'deki kritik durumun daha da artacağı anlamına geliyor. Öbür taraftan kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'ye bakış açısı olumlu yönde değişmiş değil. Yani yeni kredi puanı indirimleri gelebilir ve bu da yine Türkiye'yi Köşeye sıkıştırabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu süreçte doların düşmesini beklemeyin. Kesinlikle dolar yükselmeye devam edecek. Altının da düşmesini beklemeyin arkadaşlar. Dünyada bir yığın risk varken Amerika seçiminden ABD Çin gerilimine, Suriye meselesinden Ermenistan Azerbaycan gerilimine, Rusya'sından Fransa'sına, Fransa'sından Yunanistan'a, Yunanistan'dan Türkiye'sine kadar olan gerilim ortamına baktığınızda, turizm gelirlerinin hızla düştüğünü gördüğünüzde, ekonomik sıkıntıların da hızla büyüdüğünü gördüğünüzde anlayın ki arkadaşlar risk ortamı daha da büyüyor. Dolayısıyla altın onsu da hızlı yükseliş eğilimini devam ettirecek. Altın onsuna bağlı olarak gram altının da çok hızlı bir şekilde yükseldiğini göreceğiz ve 400'lü seviyelerinde aynı 300'lü seviyeler gibi tarih olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bir daha da gram altını 400'lü seviyelerde görmeyeceğiz. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.